Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Önümde Honda CL250R Honda'nın 250 cc'lik başlangıç sınıfındaki bu motosikletiyle birlikte bugün bir kampa gideceğiz. Bu kamp sürecinde de sizlere bir video hazırlıyor olacağım. Hem CL250'den bahsedeceğiz hem de bu motorla kamp oluyor muymuş onu görmüş olacağız. Şu an bayağı yükledim arkaya, işte uyku turunum vesaire, çantamın içinde de gerekli bütün malzemelerim var. Arkamda da bir tane sırt çantam var. Şimdi çıkacağız yola, Şile'ye, Esenceli köyüne doğru gideceğiz. Bakalım bu macerada başımıza neler gelecek. CL250'yi yaklaşık 1000 kilometredir kullanıyorum arkadaşlar. Motosikletin ufaklığı, çevikliği, hafifliği gerçekten çok güzel. Böyle arazi şartlarına vesaire de girdim bu motosiklette, gerçekten başarılı diyebilirim. Ben çok sevdim bu motosikleti. Neden çok sevdim? Şimdi birçok nedeni var. Birincisi, hafif tatlı bir motosiklet ve 250 cc sınıfındaki scrambler tarzında alınabilecek motosikletlerden bence. Bunun en başlıca sebebi Honda olması tabii. Honda kalitesi, Japon kalitesini bilenleriniz bilir zaten. Bu yüzden bu segmentte alınabilecek motosikletlerin başında yer alıyor bence. İkincisi de başlangıç için veya bir kadın sürücü için bu motosiklet bence çok uygun. Çünkü çok hafif, böyle çok kıvrak bir motosiklet. Her şarta, her yere geliyor, giriyor. Böyle ufak da olduğu için çok kolay kontrol edebiliyorsunuz. Kontrolü çok kolay geliyor en azından bana. Şimdi diyeceksiniz ki sen normalde hangi motosikleti kullanıyorsun? Ben normalde Honda NC700'üm var. 700 cc bir motosikletten 250 cc bir motosiklete aslında sınıf düşmüş oldum. Ama şehir içinde aslında çok da böyle düşüş yaşadığımın farkına varmadım diyebilirim. Neden? Böyle aralara, derelere çok giriyor. Kıvrak bir motosiklet, hani kullanımı gerçekten çok keyifli bu motosiklet ve şundan bahsetmek istiyorum. Ben şimdiye kadar hiçbir motosikletimle duygusal bağ kurmadım ama şöyle araya gireceğim mecburen. Ama bu motosikletle duygusal bir bağ kurdum abi. Sürmediğimde motosikleti özlüyorum, motosiklet sürmek istiyorum. Mesela işte evdeyim, bir işim yok, motosikleti kullanmam gerekmiyor veya ofisteyim, işte dışarı çıkıp böyle boş boş motosiklet sürmek istiyorum. Bu motosikleti özlüyorum. Böyle tatlı da bir sesi var. Arka taraftan tatlı tatlı sesiniz kulağımıza geliyor. Tatlı ve sempatik bir motosiklet bence. Ki görenlerin de böyle çok fazla ilgisini, dikkatini çeken bir model. Böyle girdiğinde aa neymiş bu diye bakıyor. Hatta böyle çok motosikletten anlamıyorsa kaç cc falan diye de soruyor. Böyle çok küçük bir motosiklet de değilmiş gibi duruyor. Diyeceksiniz ki iki kişi kullanıma uygun mu? İki kişi de bir süre kullandım işte. Sevgili müstakbel nişanlımı diyeyim. Nişanlımla birlikte de bir süre yolculuk yaptık, seyahat ettik. Şundan bahsedeyim abi, motosikletin en kötü yanı selesi. Selesi çok rahatsız. O yüzden zaten şu anda selenin üzerinde bir konfor minder var. Sele minderi var. Onun üzerine oturuyorum. Onunla birlikte yolculuk yapıyorum. Yoksa totoyu mahvediyor arkadaki selede, öndeki selede. Arka tarafta aynı şekilde yolculuk yapıyorken, arkacılı yolculuk yapıyorken yine arkadaki arkacıyı biraz perişan ediyor selesi. Selesi rahatsız diyebilirim. Ama bunu çok kolay bir şekilde çözebiliyorsunuz. Çok uygun fiyatlı bir sele minderi alıyorsunuz. Hemen koyuyorsunuz. Çok rahat bir şekilde yolculuğa devam edebiliyorsunuz. Onun dışında sorun olarak sayabileceğim, sorun demeyelim de eksi olarak sayabileceğim bir nokta daha var. İşte motosiklete yeni başlayan arkadaşlar özellikle bu motosikleti tercih edecektir. İşte fiyatından ve kalitesinden dolayı da aslında. Diğer bir eksi ne biliyor musunuz? Ekranda bir dijital gösterge var. Evet, ama devir saati göstergesi yok. Neye göre fiyat atacağız derseniz de öyle motorun sesini dinleyeceksiniz. Motorun sesine göre aşağı yukarı atacaksınız artık fiyatınızı. Yani bir devir saati yok ama ekranda işte diğer ilgili her şey var. İşte saati görebiliyorsunuz, iz göstergesini görebiliyorsunuz, ondan sonra kaçıncı viteste olduğunuzu görebiliyorsunuz. Bunlar da güzel. Hani benim daha önceden motosiklet deneyimim olduğu için şeyle ilgili bir sıkıntı yaşamadım işte. Hangi devirdeyim, ne zaman vites atmam gerekiyor vesaire. Ama yeni başlayan arkadaşlar bununla ilgili böyle belki sıkıntılar yaşayabilir. Onun dışında böyle çok büyük eksi sayabileceğim bir yön yok. Sadece işte böyle vites aralıkları da çok dar. Çünkü 250 cc hemen attım gireye bir de gidemiyorsun. Hemen 2 istiyor, 3 istiyor. Böyle pat pat arttırman lazım. Onun dışında gerçekten çok güzel, keyifli bir motosiklet diyebilirim. Sürenler ne demek istediğimi anlayacak. Bu motosikleti gerçekten özlüyorsunuz sürmediğiniz zamanlarda. Yani gidin biraz motosiklete binin ya da motosikleti izleyin diyebiliyorsunuz. Böyle duygusal bir bağ kurabileceğiniz bir motosiklet bu.
tipiyle, görüntüsüyle gerçekten beni kendine hayran bıraktı. Hani NC700'üm var normalde, onu şu an hiç özlemiyorum bile. Hatta geçen bir şehirler arası onu da kullanayım dedim. Aldım abi, o kadar büyük geliyor ki, bunun kolaylığına, kıvraklığına, ufaklığına o kadar alışmışım ki NC700 alınca böyle çok büyük bir motosiklete binmişim gibi, işte böyle tıra binmişim gibi hissettim aslında kendimi. O yüzden hafif ve kıvrak bir motosiklet olduğunu söyleyeyim. Ha, bu motosikleti sadece şehir içinde mi kullanabiliriz? Hayır, şu anda zaten onu göstermek için İstanbul'dan yola çıktım. Yaklaşık 70-80 kilometrelik bir yol katı ederek Şile'ye, Esenceli köyüne gideceğim. Orada da bir kamp yapacağım. Bu motosiklet böyle bir yolculuğa da uygun mu, onu da birlikte görüyor olacağız arkadaşlar. Ben aslında daha önce de denedim bunu. Biliyorum şu an tabii öyle bir yolculuğa uygun olduğunu, ama sizlere de bu videoda onu gösteriyor olacağım. Genel olarak ben CR250'yi beğendim diyebilirim. Şundan da bahsedeyim, bu motosiklet böyle işte ben alırım, uçarım, kaçarım diyen birine çok da uygun değil. Bu motosiklet böyle işte sakin sakin süren, işte caddede çıkarım, takılırım, arada böyle şehirler arası yolda yapalım, motosiklet sürmekten keyif alıyorum diyen birinin alabileceği bir motosiklet bence. Çünkü tam böyle hitap ettiği kitle gençler değil. Hani benim yaşıtlarım değil bence. Ben böyle sakin bir adamım. O yüzden bana bence çok fazla yakıştı. Birçok arkadaşım sana bu motosiklet çok fazla yakıştı yorumunu yaptığında mutlu oldum. Yani genel olarak ilk izlenimlerim bu şekilde. Şu anda rüzgarda böyle sizi çok fazla boğmak istiyorum diyorum. Kampa gittiğimizde yine kamp sırasında konuşuyor, muhabbet ediyor oluruz. Şimdilik kayıttan çıkalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Evet, şimdi Şile Ömerli taraflarına geldik. Güzel böyle virajlar, yollar var. Esenceli köyüne kadar devam edeceğiz. Bu tarz yollarda çok keyifli oluyor bu motosiklet özellikle. Ama işte otobanda vesaire çok fazla gitmiyor. Sağ şeride geçeceksiniz. Yavaş yavaş tın tın gideceksiniz. 110-120 yapıyor tabii ki rahat rahat, ama üzerine çıkmıyor. Arkadaşlar, çadırımı kurdum. Arkamda da hemen CL250'yi görebilirsiniz zaten. Ön tarafım Ömerli Barajı var. Şu anda Esenceli köyünde burada bir kamp alanı buldum. Buraya çadırımı kurdum. Çayımı yaptım, çayımı içiyorum. Bayağı yoruldum bugün. Hem bir etkinliğimiz vardı, ondan dolayı böyle bir söyleşimiz vardı. Sesim de artık gitti. Bayağı bir konuştuk ettik, sohbet muhabbet ettik arkadaşlarla. Burada da sıcakta biraz çalışmak zorunda kaldım. İşte çadırı kur falan filan derken, yer ara derken. Tabi bu süreçlerin hepsini çekemedim. Ancak CL250 ile buraya nasıl geldim çantasız olarak size tabii başta gösterdim. Arkada ufak bir soft çantam vardı. Ona her şeyi yükledim aslında. Çadırımı, sandalyemi, masamı vesaire. Onunla birlikte buraya kadar geldik. Bu yolculukta size şunu göstermeye çalıştım aslında. Hem CL250 hakkındaki kendi yorumlarımı, kendi görüşlerimi size aktarmaya çalıştım. Hem de böyle bir motorla böyle bir kampa da gelebileceğinizi göstermek istedim aslında. Hani scrambler tarzı motorlarla böyle çok fazla kampa vesaire gelen yok. Ama geliniyor, gördüğünüz. Zaten her motorla her yola gidilebilir. Yeter ki siz gitmek isteyin. İki teker ruhu taşır diyor. Ruhumuz nerede olmak isterse oraya gidebiliriz, oraya gelebiliriz. Çok keyif aldım ben bu süreçten. Aldım diyorum, almaya da devam ediyorum. Yarın sabah da burada kahvaltımı vesaire yapacağım. Ondan sonra zaten gideceğim. Ön tarafta da semaver yanıyor şu an. Dumanı size geliyor olabilir. Yine kısaca şundan da bahsetmek istiyorum. CL250 böyle toprak arazi yollarında da gerçekten çok başarılı. Ufak da bir motosiklet olduğu için aslında çok kolay kontrol edilebiliyor. Az önce mesela yanlış bir yola indim. Böyle bayağı bir yokuştan aşağı indim. Dedim ki buradan geri nasıl çıkacağım, ama çıktık yani bir şekilde. Çünkü motoru ufak olduğu için, benim altımda aslında ufak kaldığı için kontrol etmesi çok kolay oluyor. Yani ufaklığının ve çevikliğinin vermiş olduğu bir avantaj var. Bunu gerçekten aktarayım. Şehir içinde de bu avantaj gerçekten çok fazla oluyor. Çünkü böyle istediğiniz araya, dereye kolayca girebiliyorsunuz. Hemen uzuyor, gidiyor. Sadece vites aralıkları biraz küçük olduğu için, dar olduğu için aslında hemen böyle 1-2 atmanız gerekiyor yukarıya doğru. Ama motosiklete yeni başlayan biri için bence çok uygun bir motosiklet. Sadece motosiklete yeni başlayan için de değil. Daha gelişmiş, mesela ben normalde 700cc bir motosiklet sürüyordum şehir içinde de. Ama buna da bindiğimde şehir içinde gayet yeterli geldi motosiklet. Yani şehir içinde sağa sola gidiyorken hep CL'yi kullandım. Gayet yeterli geldi, ama şehirler arasında biraz tabii ufak cc sıkıntı olabilir. Yani ufak ufak böyle yavaş yavaş gidersiniz işte.
100-120 ile gidersiniz. Ulaşacağınız yere bir şekilde yine ulaşırsınız. Gerçekten çok keyifli bir motosiklet. Ben çok keyif alarak sürdüm şimdiye kadar. Bir süre ara vereceğiz artık. Doğu Batı'ya da teşekkür edeyim buradan tekrardan. Doğu Batı Honda bayisine. Onlar sağladılar bana bu test motosikletini. Onların sayesinde yaklaşık 2 haftadır 1000 kilometrenin üzerinde bir deneyim elde etmiş oldum. Şimdi kamp böyle gidiyor. Çadırımızı vesaire kurduk. Çayımızı içiyoruz. Yarın sabah görüşürüz diyelim. Şimdi arkadaşlar çadırı kurduğum yeri göstereyim. Şurada çadırım var. Etraf zaten bayağı kalabalık oldu. Şurada renkli ışıklar vesaire var. Motorumuz da burada. Şöyle göstereyim. Dağ keçisi diyorum artık buna. Her yere giriyor, her yerden çıkıyor. Aşağısı göl. Sabah göstereceğim manzarayı tekrar size. Çok güzel bir manzara var. Evet arkadaşlar, ikinci günden herkese merhaba, herkese günaydın hatta. Sabah şu an çok erken saatler, bakıyorum saat 7.30 civarı uyandık. Böyle baraj manzarasına karşı uyandık, böyle çadırın kapısını açar açmaz direkt barajı görüyorum, suyu görüyorum. Böyle çok güzel, çok sakin bir su var, baraj var. Keyifli bir gündü, keyifli bir geceydi. Gece bayağı geç yattık sanırım. Sabah da çünkü daha erken uyanacağımı düşünüyordum ama bayağı geç uyandık. Yani 7-7.30 gibi uyandık. Bayağı güzel geçti gün. Dün de, bugün de güzel geçiyor. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Sonra çadırımı toplayacağım. Devam edeceğim. Hani buradaki asıl amacım zaten arkadaki CL ile de böyle bir yola çıkılabileceğiydi. Böyle ufak bir çantayla. Çok da ufak değil, 45 litre. İçine her şeyimi koydum aslında. İşte kamp ocağımdan kamp çadırıma, kamp matıma kadar her şeyi, işte şu an oturduğum sandalyeye varana kadar her şeyi koydum. Rahat bir şekilde CL'nin arkasına bağladım uygun bir şekilde. Yani uygun ekipmanla her türlü yola çıkılabileceğini sizlere göstermek istedim. CL ile kampa gidilir mi vesaire diye yazan çok fazla vardı Instagram'dan. Gidiliyormuş, onu da göstermiş, kanıtlamış oldum. Yani bu tarz motorlar sadece şehir içinde değil, böyle toprak arazide falan da bence gayet başarılı. Hele ki CL toprakta keçi gibi gidiyor. Ben daha keçisi demeye başladım hatta ona. Ufak da olduğu için böyle kontrolü de çok kolay aslında. Durumlar böyle arkadaşlar. Yine çadırı vesaire de göstereceğim size. Böyle etrafı da göstereceğim. Sonrasında yola koyulacağız. Şimdi çadırımı göstereyim. Çadırımı buraya kurdum. Motor da hemen burada. Şöyle size canlı canlı da göstereyim. Farı falan gerçekten güzel duruyor. Turuncu rengi de bayağı güzel. Turuncu rengini de ben bayağı beğeniyorum. Şimdi burada bir devir saati göstergesi yok. Aşağıda kilometre var. Yukarıda saati var. Burada hız göstergesi var. Burada da viteslerimizi gösteriyor. İşte 1'den 6'ya kadar. Selesi biraz rahatsız. O yüzden bir tane konfor sele koydum. İşte çantamı da buraya bağladım. Şöyle egzoz kısmını da göstereyim. Birçok arkadaş diyecek ki arkaya ayakçı oturduğumda egzoz yakıyor mu? Hayır. Aslında güzel bir koruma. Bu koruma sayesinde egzoz kesinlikle ayakçınızın ayağını, bacağını yakmıyor. Onun net olarak bilgisini vereyim. Çünkü çok fazla ayakçıyla da sürdüm. Şöyle arka stopu da göstereyim. Arka stop da böyle, egzozu da böyle iki çıkışlı. Çok tatlı duruyor bence. Bu motosikletle ilgili zaten çok fazla inceleme çeken arkadaş var. İşte o yüzden böyle inceleme kısmına çok fazla girmiyorum. Ben deneyim kısmından deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım size. Şöyle çadırın içini de göstereyim. Biraz dağınık, kusura bakmayın. Şöyle bir uyku tulumum var. Onun altında hemen böyle şişme bir tane mat var. Onun da altında normal mat var. Aslında çadırın içi bu kadar. Yukarıda bir de yastığım var. Böyle çadırın kapısını açınca şöyle bir baraj manzarasıyla karşılaşıyoruz. Şimdi artık yavaş yavaş toplanmaya geçeceğiz. Çadırımı toplayacağım, motoruma yükleyeceğim ve yola devam. Evet arkadaşlar, şimdi burada kampımızı yaptık. Dağ bayırı demeden daha sonra çıkıyor, giriyor. Bu arada eldivenlerimi kaybetmişim. Montu da çok sıcak olduğu için şimdilik giymedim. Eldivenleri de muhtemelen geliyorken bu toprak yola girince çıkarmıştım. Montun cebindeydi. Düşmüş büyük ihtimalle. Buralar bayağı kalabalık ki bugün pazar olduğu için biraz daha kalabalık. Böyle erkenden kaçıyorum. Şuradan aradan aşağı inmemiz lazım. Bayağı da toz olmuş buralar. Ve gölümüz de burada. Öndeki araba gitsin, biraz yavaş gidelim. Böyle karavanlarıyla gelenler falan var. Buralar bayağı kalabalıkmış. Bizim oraya ben kalabalık diyordum ama bizim oraya yine buradan sakin. Böyle size manzarayı da göstermeye çalışayım. Buraya nasıl geliriz diyenleriniz varsa da Esenceli köyüne geleceksiniz. O köyden buraya geleceksiniz. Böyle gidersin. Ben geçeyim. Teşekkür ederiz. Karavana geçelim yoksa bayağı toz yiyeceğiz. Yolları bayağı bozuk. Bu arada ikide kalmışız. Ve yine trafik tıkanmış. Bayağı tıkandı trafik. Teşekkür ediyorum kardeşim bana yol verdiğin için. Teşekkür ederim bana yol verdiğin için.
Eyvallah, can olsun. Geçemem ki oradan. Şimdi arkadaşlar, yol tıkanmış. Karavan kaldı muhtemelen. Ben şu aralardan falan geçtim. CL'nin de böyle bir artısı oluyor işte. Aradan dereden rahat rahat girip çıkabiliyorsunuz. Bayağı karıştı burada trafik. Şuraya da geçersek aslında işin zoru bitiyor. Ben motorla böyle eziyet çektim. Millet arabayla uğraşıyor ya. Akıl kıyarı değil. Şunu da geçsek aslında bayağı rahatlayacağız. Şöyle yapalım. Zaten eldivenlerim de kayboldu. Abi niye üstüme geliyorsun, korkutuyorsun beni ya. Abo, bayağı gelen var ya. Az önce kalan karavan buydu. Şunu geçsek bir rahatlayacağız da. Burası da Esenceli köyü. Şurada ileride şimdi hemen köy kahvesi var. Orada duracağım zaten, bir lavaboya falan gireceğim. Elimi yüzümü yıkayacağım. Hava bayağı sıcak. Su içinde kaldım. Bir arkadaş siren çalıyor. Bayağı takıldı yol ya. Onların bayağı geri çıkması lazım. Burada keşfedilmiş arkadaşlar. Normalde burası bayağı boş oluyordu, ben buraya 2 sene önce falan da gelmiştim. Şu karavana geçsek bayağı rahatlayacağız. Ya abi gideceksin madem, erken saatte gitmen lazım yani. Tam insanların geldiği saatte gitmeye çalışıyorsun. Bütün trafiğin içinden geçtin. Böyle kalabalık yerlerde düşüncesiz insan çok fazla oluyor. Tabii karavanlı abiden bahsetmiyorum. Gece mesela kamp yapıyoruz abi, gecenin köründe geldiler, bağırdılar, çağırdılar. Sevmiyorum. Aa bak şu tepe çok güzelmiş. Orada mükemmel kamp yapılır. Şurada bir çeşme falan var. Orada bir elimi yüzümü yıkayayım, su içeyim. Şimdi tekrar yola çıktık arkadaşlar. Benzinimiz azaldı. Benzin alacağız. Evet, CL250 ile 1000 kilometreden daha fazla bir yol yaptık şimdiye kadar. Genel olarak şimdi toplayalım. Nedir ne değildir. Şöyle biraz yavaşlayayım. Yavaş yavaş muhabbete de gidelim. Şimdi yakıt tüketimine gelince, deposu ufak ufak bir motor olduğu için haftada bir iki defa benzinliğe uğramanız gerekiyor geziyorsanız eğer. Bir depoyla yaklaşık 300 kilometre yapıyor sanırım. Net böyle benzin verisi vermek benim açımdan sağlıklı olmayacak. Çünkü net bir ölçüm yapmadım. Evet, motorla ilgili benim illaki unuttuklarım vardır. Sizin soracaklarınız varsa yine yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyelim. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu motorla ilgili içeriklerimin çoğunluğu Instagram'da. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Yine bana soru sormak ve bana ulaşmak için Instagram kanalını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.